Sayın hanımefendi, değerli davetliler, sevgili meslektaşlarım, hoş geldiniz. Ben 38 yıl çalıştıktan sonra Sosyal Hizmetler Müdürümüz İzzet Güneş Beyefendi'nin deyimiyle emekli olamayan Pakize Hatipoğlu. Ben hayatta emeklilik olmaması gerektiğine inananlardanım. Allah'ın bize lütfettiği ömür, zaman, ilim, nimetlerden hepimiz hesaba çekileceğiz. Hesaptan muafiyet olmadıkça hayatta emeklilik olmaz. Hesaptan muafiyet ancak ölümden sonra başlar. Çünkü sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır. Kıyametin az sonra kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin. İlmini muhtaç olmadan esirgeyene, gökteki kuşlar ve denizdeki balıklar lanet eder diyen bir peygamberin ümmetiyiz. 38 yıl çalıştıktan sonra hayatın yorgunluğunu atmadan henüz 24 saati kendimi yetiremezken ben eğitimciyim, eğitimcilikten kopmamalıyım diye düşündüm. Gazi ve şehitlerimizin çocuklarına ders vermeye, onların başarılarına yardımcı olmaya karar verdim. Bunu henüz projelendirirken Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Tuncay Bey'in "Hoca Hanım, emekliyiz gönüllüyüz projesinde bize yardım eder misiniz?" telefon davetini il dışında olmama rağmen hemen evet dedim. Emekliyiz gönüllüyüz projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünisa Hanım Efendi'nin 6 ilde başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. Kısaca amacı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki gençlerimizi emekli öğretmenlerimizle birleştirerek akademik başarılarını ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaktı. Bu güzel amaca gönüllü olmak beni çok mutlu etti. Bence gönüllülük, bireyin sorumluluk anlayışıyla çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri ve deneyimlerini arzu ettiği bir kuruluşun amacı doğrultusunda kullanmaktır. Bence gönüllülük, hayatı daha çok sevmektir. Bireysel gücünü, birikimini, tecrübesini başkasının mutluluğu için karşılık beklemeden kullanmaktır. Gönüllülük, başkasını mutlu etmenin en büyük mutluluk olduğunu fark etmektir. Gönüllülük, mutluluktur, bilinçtir, sorumluluktur, huzurdur. Şu anda hepimizin duyduğu mutluluk ve huzur gibi. Tuncay Bey'e verilen ilk evet cevabından sonra bir anaokulu, 9 sınıf öğretmeni, 12 branş öğretmeni, 2 öğretmen asistanı olmak üzere 22 öğretmenle göreve başladık. Gönüllü öğretmenlerimle koruma altındaki çocuk ve gençlerimizi buluşturduğum günleri hatırladıkça hala çok mutlu oluyorum. O kadar güzel sahnelere şahit oldum ki, o kadar güzel anları yaşadım ki asla ömrüm oldukça unutamam. Çocuklarla aramızda çok sıcak bağlar kuruldu. Çocuklar gönüllü öğretmenlerimizi çok sevdi. Bizleri kapıda karşıladıklarında gözlerindeki parıltıyı gördük. Duyulan bu güzelliklerden dolayı bazı öğretmenlerimiz gün sayılarını artırdı. Gündüz özel ve devlet okullarında çalışıp dinlenme günlerini bize ayıran, sanayide dükkanını kapatıp akşamları gençlerimize koşan gönüllü öğretmenlerimiz oldu. Hiç boş zamanı olmadığı halde resim öğretmenine ihtiyacım var. Projemiz emekliyiz gönüllüyüz ama öğretmenim çalışan gönüllüyüz olur musunuz telefonuma kendi gibi resim öğretmeni olan eşini bırakacak yeri olmadığı için çocuğunu da yanına alarak her cuma gelip resim ve ebru sanatı çalışması yapan Harputlu ailesi oldu. Projenin dalgaları her geçen gün geçtikçe daha büyüdü. Şu anda Konya'mızda 36 gönüllü öğretmene ulaştık. Çocuklarımıza sadece derslerde akademik yükselme değil, hayat dersi verdik. Sadece okuma yazma değil, yemek yapmayı öğrettik, giyinmeyi öğrettik. En önemlisi gelecekteki amaçlarını belirlemelerinde rehber olduk. Öyle güzel hikayeler, öyle güzel anlar yaşadık ki hangisini anlatacağıma karar veremiyorum. İnşallah o öyküleri de sizlerle paylaşacak zaman olur,
ve paylaşırız. Bizim orada olma amacımız mevcut öğretmenlerin eksik veya azlığından değildi. Biz orada gönüllüyüz. Sadece eğitim öğretim değil, annelik, babalık, büyüklük yapıyoruz. Onlar da biliyor ki biz gönüllüyüz. Herhangi bir karşılık ve beklentimiz olmaksızın onların mutluluğu için oradayız. Bu amaçla çıktığımız yolda çok şükür Konya'da projeyi oturttuk. Geri dönüşler o kadar güzel ve mutluluk vericiydi ki her ziyaretimde beni kendi çocuklarımın yakınlığı ile, içtenliği ile karşılayıp o günkü sıkıntı ve mutluluklarını benimle paylaşmaları, isteklerini rahatlıkla dile getirmeleri bana inanılmaz mutluluk veriyordu. Tüm bu istekleri karşılamam için çok çalışmam gerekiyordu. Projeyi tanıtmak için öğretmen evlerinde tanıtım yaptım. Afişler dağıttım. Öğretmen toplantı ve günlerini takip ettim. Restoranlarda, otellere gittim. Kendime bir salata sipariş edip onu yerken gruplarla tanıştım. Onlara projeyi tanıttım. Basını kullandım. İlgi duyanları yuva ve yurtlara götürüp gezdirip projeyi anlattım. Bütün bunların karşılığında yıl sonu gösterileri, resim sergileri, yarışmalar, halk oyunu gösterileri, yarı yıl partileri, akademik başarılarının yükselmeleri ve en önemlisi de Merve kızımızın güzel sanatları kazanmasıyla mutluluğum sonsuz oldu. Bütün o olumsuzlukları ve yorgunlukları unutmuş oldum. Daha büyük bir güç ve enerjiyle nasıl öğretmen bulurum diye düşündüm. İşte bu anlarda en büyük desteği veren o gün yaşadığım sıkıntıyı ya da mutlulukları sabırla dinleyip beni bu yolda güçlendiren, bana gönüllülüğü öğreten ve her zaman yanımda yer alan büyük destekçim Sayın Valimizin eşi Hatice Doğan Hanımefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii esas siz gönüllü öğretmenlerim. Bu güzel çalışmalarınızdan dolayı, bu güzel gönlünüzden ve emeklerinizden dolayı gönül dolusu teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin faydasına inananlardan biri olarak tüm Türkiye'de uygulanmalı diye düşünüyorum. Bunu küçük bir anımla pekiştirmek istiyorum. Biz bu sene 2 ve 5. sınıflar arasında okuma yazma bilmeyen 10 öğrenciye okuma yazma öğrettik. Biz bu sevincimizi Sayın Valimizin eşleriyle paylaşırken kendilerinin çok güzel bir tespiti oldu. Hanımefendi, Pakize Hanım, bırakın diğer bütün güzel çalışmalarınızı. Her yıl, her ilde 10 öğrenciye okuma yazma öğretilse, 80 ilde 800 çocuğun hayatını değiştirirsiniz. Bu da ülkemizin geleceği için hiç de azımsanacak bir durum değil dedi. Bu projenin faydasına inanıp 12 ilde daha uygulanmasına karar verenlere, tabii asıl Hayrünisa Hanım hanımefendiye, bu projeyi himayesine alarak o çocuklara sahip çıkan hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Diyorum ki acizane, bu proje unutulmasın. Devlete bağlı bir vakıf veya dernek olarak lütfen devam etsin. Öğretmenlerim, yıllar boyunca birer fidan misali binlerce çocuk yetiştirdik. Hepsi filizlendi, hayata tutundu. Şimdi de yuva ve yurtlarda geleceğe umutla bakmaya çalışan çocuklarımızın umudu olalım. Gelin, el ele verip birer fidan daha yetiştirelim. Çünkü insan yapacak işi kalmadığında yaşlanırmış. Önünde yapacak işi olan, işini yapan insan asla yaşlanmaz. Benim çocuklara, gençlere vereceğim bir şeyler var diyen tüm öğretmenlerimizi projeye katılmaya davet ediyor. Hepinize sağlıklı, hayırlı, uzun bir ömür diliyorum. Saygılarımla.